Yüksek Seçim Kurulu İstanbul'da seçimlerin iptal edilmesine sebep olan usulsüz sandık kurulu görevlendirilmesine ilişkin soruşturma dosyasını Hakimler ve Savcılar Kurulu'na gönderdi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 31 Mart seçimlerinde görev alan 13 seçim müdürünün başka illerde görevlendirildiğini açıkladı. Süreci pazartesi günü itibariyle başlamış. Türkiye'nin gözü kulağı Yüksek Seçim Kurulu'ndaydı. 31 Mart seçiminde İstanbul'da usulsüzlük yaptıkları belirlenen sandık görevlileri 23 Haziran'da da görevli mi? İşte bu soru beraberinde eleştirileri de getirmişti. Eleştirilerin hedefinde YSK vardı. YSK Başkanı Sadi Güven'den yazılı açıklama geldi. Güven, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da yaşanan usulsüzlüklerle ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Soruşturmanın Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Suç duyurusuna ilişkin yazımızın HSK'ya gönderilmek üzere işlemsiz olarak iade edilmesi istenmiştir ifadelerine yer verdi. Güven, ilçe seçim kurul başkanlığına o yerdeki en kıdemli hakimin 2 yıllığına seçildiğine dikkat çekti. İlçe seçim kurulu başkanlarının ilçedeki en kıdemli hakim olması yasal zorunluluk olup, hakimlerin görev yerleri HSK tarafından belirlenmektedir. Atanmaları ve görevden alınmaları YSK yetkisinde değildir, açıklamasını yaptı. Güven, 31 Mart seçimlerinde İstanbul'da görev yapan müdür ve diğer sorumlular hakkında usulsüz işlemler nedeniyle disiplin soruşturması başlatıldığını kaydetti. Sandık görevlilerinin usulsüz olarak belirlenmesindeki yoğunluk dikkate alınarak 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir ifadesini kullandı. Birleşik oy pusulası kullanılacaktır. Seçmenler...